Gaziantep'te yaşayan 71 yaşındaki Ökkeş Kaya, ürettiği şalvarlar ile 61 yıldır mesleğini yaşatıyor. Mesleğimiz artık değerini kaybetti. Ekmeğe muhtaç oldu daha doğrusu. Devlet de çıkmış okullara yayıyor. Şavralın 50 kişilik modeli var. Burada yalnız bir şavral olarak tek kaleme bir şey zannediyor halk. Şavralın giyim tarzları çok. Aynen. Bayanıkı var, erkeği var burada bunun içinde. Yalnız şavral. Şavral ezelden gelme bizim ecdadımızdan kalan yadigar olarak giyimsimizdir. Milli giyimsimizdir. Şavral basit bir şey değil. Bayanı da şavral giyer, erkeğe de şavral giyer. Şavral çok yaygın bir giyimimizdir bizim. Bizim Türklerin adeta tanıtıcısıdır. Şavral deyip modelleri de çoktur şavralların. Şavral yalnız bir modele ait bir şey değil. Yöresel modelleri vardır. Geniş giyimler, talaş giyimler her zaman genellikle insanları rahatlaştırırdır. Bunu unutmayın. Hep talaş giyimlere rağbet göstermiş ecdatlar zaten. Bugün üzerindeki bir cübbe dediğimiz giydikleri kıyafet, Orta Asya'dan belli gelen bir kıyafet. Onlar talaş giyimdir. Aynı zamanda hem vücutu korur, güneşten korur, hem soğuktan korur. İnsanların cilt yapısını da bozmaz bunlar. Çok iyi bir giyimsidir. Ecdatlarımız çok iyi bir emekler üzerinde hanımlarımız, bayanlarımız hep böyle özgeçmiş olarak beylerine, çocuklarına giyim kıyafetini kendi elleriyle düzenlermiş. Bunu bilen yok şimdilik. Bu tarzlara giyim çoğaldı. Daha doğrusu yeni neslimiz hep ecdadın yaptığı şeyleri giysileri de giymek istiyorlar. Yaptığı şeyleri de yapmak istiyorlar. Yeni nesiller. Bir sıcağın etkisi vardır. Sıcağın etkisi yine geniş giyimlere rağbet var. Genellikle bizleri sanat olarak büyüklerimiz tarafından getirip bizi işe kollardı. Çalışın diye. Bunun yanında tabii ki bir sanat istenirdi. O zamanlardaki mesleğimiz çok yaygın bir sanattı, temiz bir meslekti. Buna rağbet çoktu. Getirdi babamız, atalarımız bizi bu mesleğe, ustanın yanına koydular. Biz de onun yanında o gün bugün gelişik geliyoruz. Şavral fiyatlarımız 250 liradan başlar, 1,5 milyona kadar vardır. Talep eskisinden fazla yaygın. Rağbet fazlalaştı. Tabii ki abi. Onu biz Tunceli'ye gönderiyoruz ha şu diktiğim ürünü. Bizim Anadolu'nun her tarafında ayrı bir coğrafi giyim kıyafetinin modelleri değişir. Ama Türk geleneklerini, Türk kıyafetlerini bayanlarımız olsun, erkeklerimiz olsun. Milli kıyafetlerimizin bir ayrılığı vardır. Diğer halklarda da ayrılığı vardır. Genellikle Anadolu'nun hep bütün şehirlerinde yaygındır. Genellikle şavral tarzı şeyler Çukurova, Akdeniz bölgesinde buralarda reşveri çok olduğu için geniş bir kıyafet olduğu için talep fazla. Oralardan daha çok giyiliyor. Belli olmaz. Çalışmana bakar o. Ortalama 10-15-20 tane üretirsin.
Düzelsen amca. Ha, oldu mu?